Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle kısa, öz, güzel bir değerlendirmede bulunmak istiyorum. Bitcoin ile ilgili arkadaşlar en son şu görmüş olduğunuz 19.677 ile 20.187 bölgesinden bahsetmiştim. Kırmızı alan geçilmediği sürece bir problem yoktu. Risk severlerin 19.006 kapanışlar özellikle saatlikte de 4 saatte stop olarak kullanmak şartıyla takip edilebileceğinden bahsetmiştim BTC açısından. Ve görmüş olduğunuz gibi bu alanlarda %15'lik harika bir hamle geldi. Şimdi bu hamlenin gelmesindeki en büyük sebeplerden birisi FED arkadaşlar. Bildiğiniz gibi ABD'de önemli bir banka batmıştı. Bankada USDC'nin de belli oranlarda sermayesi vardı bildiğiniz gibi. Bundan önceki video zaten bunları net anlatmıştım. Ama Fed'in banka yapmış olduğu müdahale sonucunda arkadaşlar gerçekten piyasada bir toparlanma yaşandı. E çünkü e, ABD Hazine Bakanı bir açıklama yapmıştı. Bizim bankayı kurtarmak gibi bir derdimiz yok diye. Bu gerçekten bütün dünya piyasaları için çok büyük bir tehlikeydi aslında. Ama dün Fed buna el koydu. Bunun dışında arkadaşlar teminat olarak 250 bin dolar yani herkesin bankaya yatırmış olduğu paranın devlet koruma teminatı 250 bin dolardan sınırsıza çevrildi verildi. Bu da güven vermesi açısından piyasaya çok önemliydi. Ve bunun neticesinde görmüş olduğunuz gibi piyasalarda bir toparlanma yaşandı ve görmüş olduğunuz gibi altcoin'lerde de BTC'de de önemli hamleler geldi dün itibariyle. Şu an için sadece bunların retestleri ve toparlanmalar yaşanıyor ve BTC gelgitleriyle bunların etkilerini görüyoruz. Ama burada tehlike hala geçmiş mi? Geçmiş durumda değil. Neden? Yarın ABD enflasyon verileri gelecek arkadaşlar. Perşembe günü yine veriler var. Bunlar bizler için önemli olacaktır. Hem tüketici fiyat endeksi hem üretici fiyat endeksi açısından. Ee, bu yüzden e, şu anda belki de bankayla ilgili risk ortadan kalkmış olabilir ama bu hafta önemli. Bir hafta bundan sonra da FED toplantısı var. Yani gerçekten haber akışlarının yoğun olduğu, gelgitlerin çok yaşanacağı e, haftanın içerisinde olduğumuzu söyleyebilirim. Bu yüzden işlem alırken körü körüne değil arkadaşlar temkinli ve stop kullanarak ilerlemek önemli. Bunun dışında sizlere göstermek istediğim bir de formasyon var. BTC'de oluşma olasılığı oluşabilecek bir formasyon. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi BTC'de bu görmüş olduğumuz bölgelerde 200 günlük hareketli ortalama vardı. Basit hareketli ortalama. Ve buradan zaten tepki gelmişti. Bakın şurada zaten bizim bir kanalımız vardı. Yükselen tren çizgimiz vardı. Kırılmıştı günlükte özellikle kırıldıktan sonra risk test edilmemişti. Görmüş olduğunuz gibi geldi. Bu bölge test edilmiş durumda. Demek ki ilk etapta neye dikkat etmemiz gerekiyor? Biz tekrar bu kanalın içine girecek miyiz, girmeyecek miyiz? Yani 22.367 bölgesi kırılacak mı? Burası ilk etapta kısa vade önemli bölge. Kırdıktan sonra da arkadaşlar eğer içine girerse bizim için en kritik bölge neresiymiş? Hareketli ortalamanın geçtiği bölge. Ama burada aynı zamanda arkadaşlar şunu bilmek gerekiyor ki burada oluşan bir formasyon da söz konusu. Sonuç olarak bu bir formasyon arkadaşlar illaki gerçekleşmek zorunda değildir ama varsa böyle bir olasılık bizim de temkinli olmamız gerekiyor. Bakın Twitter'dan da paylaşmıştım burada bir Libra formasyonu var ve bizimkisi ayı olan Libra formasyonu buradaki Boğa Libra formasyonu. Burada görmüş olduğunuz gibi omuz baş omuz formasyonuna benzeyen ama şu görmüş olduğunuz boyun bölgesinin biraz daha altına gelip sonrasında tekrardan omuz bölgesine gidip sonra oradan hamlenin gelebileceği bir formasyon niteliği taşıyor. Biz şimdi BTC'ye baktığımız zaman da arkadaşlar dolar partisinde çok net bir şekilde bu formasyonun tamamlanma olasılığını görüyoruz ki bu yüzden de dikkatli olunması ne yapıyor? Gerekiyor arkadaşlar. Bakın dolar partisinde bunu biraz daha net göstermek istiyorum. Bakın şu görmüş olduğumuz sol bölge şu görmüş olduğumuz alanda buradaki boyun bölgesinin egale edilmesi tekrardan bölgeye girip hareketin devam edebilme ihtimali var ki bunun dışında bakın burada bizim market yapımız değişti zaten yani market zaten şu görmüş olduğumuz alanı kırdıktan sonra bir işe evrildi yani ayı moduna evrildi. Tabii ki bunlar şu görmüş olduğumuz alan kırılana kadar geçerlidir arkadaşlar. Eğer biz bu hareket tamamlanır bölge üstüne geçer ve akabinde şuradaki bölgeyi kırıp üstünde gerçekten kalmayı başarabilirsek bu formasyonlar bu kırılımın hepsi Çöp olur ama eğer biz bu görmüş olduğumuz alana gelir gerçekten burada satış sinyalleri görmeye başlarsak o zaman tehlike çanları çalmaya başlar ve aşağı yönlü hamle gerçekten çok sert bir şekilde devam edebilir ve bu bir trend olarak devam edebilir çünkü piyasa yapısının şu görmüş olduğumuz bölge kırıldıktan sonra değişeceğini sizlere daha önce de belirtmiştim zaten piyasa yapısı bozulduktan sonra size son bir kez işleme girebilmek için aslında fırsat buna. Bu da bu fırsatlardan biri olacak mı, olmayacak mı? Bunu hep birlikte takip edeceğiz arkadaşlar. Burada görmüş olduğum olaylar oldukça da bunu sizlerle paylaşacağım. Bu açıdan hem Tether Partisi açısından hem Dolar Partisi açısından BTC'ye dikkat etmemiz gerekiyor. Burada dikkat edilmesi gereken bölge 23.770 bölgesiyle 24.000 bölgesi arkadaşlar. Bu alanlar kırılmaz. Akabinde 25.000 bölgesi egale edilemezse 25.300 bölgesi o zaman tekrardan yeni bir düşüş bizleri bekliyor olacaktır. Yarınki veriler önemlidir. Ondan sonra gelecek veriler önemlidir. Piyasanın vereceği reaksiyon önemlidir. Yani piyasa beklentileri dahilinde olursa bizim bu bölgeye gelip belki de bölgeye geçme imkanımız söz konusu olabilir. E, ama kilit bölgemizin 25.000 bölgesi olduğunu asla unutmamak gerekiyor. Ama gerçekten piyasa beklentileri dışında bir olay gerçekleşirse de o zaman bizim bu piyasayı çok daha dikkatli takip etmemiz gerektiğini bizlere tekrardan gösterir. Ve kademeli bir şekilde daha önce yeşil alan olarak sizlere altın bölge olarak belirlemiş olduğum 21.300 bölgesine nasıl geldiyse ondan sonraki hedef bölgelerde arkadaşlar 18.300 1300'den 17.900 bölgeler olacaktır benim için. Ve bu bölgelerde fiyatın gelebilme ihtimalini e, tekrardan görebiliriz. Ama tabii ki bunun için öncelikle düşün teyit edilmesi gerekiyor. Şu an için e, market yapısı değişmiş olabilir ama teyit açısından da beklenilmesi gerekiyor daha, daha kısa zaman aralıklarında gelişebilecek olayları görmemiz gerekiyor ki bizim de piyasa açısından değerlendirmeleri daha net bir şekilde yapabilmemiz açısından. Bu yüzden tekrardan sizlere kısa bilgilendirici ve en basit şekliyle bir anlatım yapmak istedim arkadaşlar. Umarım sizlerin faydasına olabilmiştir. Gerçekten videolarımın sizlere faydalı olduğunu düşünüyorsanız arkadaşlar beğenip paylaşabilirsiniz. Bu videolardan anından faydalanmak için de abone olup bildirimleri açmanız gerekiyor. Twitter'dan da takip ederek yapmış olduğum paylaşımlara daha önceden ulaşabilirsiniz. Hepinizi çok seviyor, saygılar sunuyorum.